Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 30 ve efendim 5 Nisan arasındaki o enerjiyi anlatacağız. Yani bir haftalık enerjinizi anlatacağız ve hemen destelerimizi hazırlamaya başlayalım. Sizler de hangine karar veriyorsanız ona karar veriniz efendim. Bu arada tek tek aylık olarak izlediniz mi? Elementlere göre yaptım. Hani toprak, su, ateş, hava, koç, boğa, başak, işte kova, balık hepsi yüklendi. Lütfen izler misiniz? Aylık olarak tek tek yaptık. Bundan sonra da böyle yine sürpriz yapabilirim. Fakat her gün bir burç olarak sürpriz yapabilirim. Çünkü her gün bir burca anca bakabiliyorum. Kahve olduğu zaman da. Onları öyle grupladım. Lütfen aylık Nisan 2020 Neslihan Şirin kahve falı yazarsanız bendeniz çıkarım. Zaten kanalda var. Muhakkak ki abone olduğunuz için, beğeni ve yorum yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Özel danışmanlık almak isteyenler WhatsApp numaram bu videonun altında. Şimdi destelerimizi şöyle yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım. Çok seviyorum deste seç. Ben de seçtim. Evet, ben de seçtim. Ve efendim devam ediyorum. 3 oldu. Bence 4 tane seçelim. Şöyle yoğun bir enerji almaya çalışalım. Evet, bunlar da tarot kartlarımız. Diğerleri de tarot kartlarımız. Melek kartlarımız var. Osho'nun dönüşüm kartları var. Evet. Melek kartlarımızdan seçiyoruz. Neslihan Şirin kartlarından da seçeceğiz. Olumlamalarımızı alabilmek adına. Bütünün hayrına olması dileğiyle aklınızdaki kişinin hayırlıysa kavuşabilmeniz dileğiyle yine aklınızdaki kişi olarak yapıyoruz. Onun sonrasında biliyorsunuz para olarak da hemen yarın atacağım. Çünkü herkes para için de istiyor ama inanın para olarak attığım videolar çok az izleniyor. Herkes aklındaki kişi videolarını izlemeye devam ediyor. Yine aklınızdaki kişi ister eks olsun, sevsin, sevmesin, gitsin, gelsin, nasıl olursa neye dilek dilerseniz aslında bu o için olsun bence. Ben örneğin aklımdaki kişi için dilemedim. Ben de tuttum bir tanesini. Ama ben kendi aklımda olan bir şey için tuttum. Siz de öyle yapabilirsiniz aslında. Aşk için, iş için. Neyse o çıksın. Zaten burada para için sorsak da iş için olanlar da çıkıyor. Birinci desteği açtık bile. Birinci fincan, ikinci fincan açtık bile. Evet. Hemen bakıyoruz. Bir kere Azize para kraliçesi çıkıyor. Yani burada Boğa Başak, Oğlak Toprak grubundan bir insan çıkıyor. Ve efendim bu sizin ailenizin büyükleri de olabilir ve yardımcı kişiler olabilir. Ay kartı sizin korkular içinde olduğunuzu gerek parasal gerekse aklınızdaki kişi olarak farklı kadınlardan ya da üçüncü şahıslar var mı diye hani ilişkide korktuğunuzu gösteriyor. Aziz para kraliçesinin çıkması da bir anlamda hani anneyi anlatır ama bir anlamda biraz error verebilir. Yani bir farklı kişi olabilir ama bu mesela kayınvalideniz de olabilir, cici anneniz olabilir, ilişkiye karışan sizin anneniz olabilir falan. Yani illaki de kötüye yormuyoruz ama bir kişinin varlığı var burada. Eğer siz toprak grubu değilseniz. Şimdi çok büyük bir enerjiye bakıyorum. Değnek ikilisi de burada. Kararsız olduğunuzu ama sizin yeni bir yola çıkacağınızı, bakın parasal anlamda da sıkıntı yaşanacağını, fakat bu gözyaşı, elem, keder, bunların hepsinin biteceğini, sizin yeni bir Joker kartı hayata adım atacağınızı, yeniye adım atmak istediğinizi gösteriyor. Yani buradaki kartlar şu anda bakın. Burada bir kere para alma var. Benim para almalarım çıkar. Daha kahve fincanına da tabii ki bakacağız. Bakalım melek destemiz ne diyor? Evet.
Şu andan itibaren kendine nazik davran, etrafını ılımlı kişiler, durumlarla çevir. Nazik olmuyorsun. Demek ki sana nazik olmadığın takdirde, hani evren bir şeyleri vermek istemiyor. Çok nazik olmalıyız. Evet. Ve burada diyor ki, bugünün ve yarınların için kaynaklar temin edildi. Sınırsız. Ay, bu çok güzel bir kelime. Bu çok güzel bir cümle. Pardon. Sınırsız kaynaklar bize temin edilmiş. Ben şu kolonyayı bu tarafa koyuyorum. Yine öyle ateşler çıkmasın. Mumdan çıktı yangın. Evet, bunu tuttum. Mor bir kart ve bize diyor ki, bugünün ve yarınların için kaynaklar temin edildi. Sen ne diyorsun? Hey hey, sınırsız kaynaklar. Ve sen yeter ki nazik ol. Bak, agresyonu yükseltme. Hemen bir bakalım. Mücadele ediyorsun. Hava yağışlı. Herkes mücadele ediyor. Bak, güneş gözükmeye başlamış. Sen tarlaya ekmişsin. Hatta yağmuru bekliyorsun. Şöyle bir yağmur yağsın, dolu yağsın, geçsin ve ben o kadar esniyorum ki şu an. Esneme geliyor içimden çünkü acayip derecede sizlerin nazar aldığınızı. Hani bazısı diyor ki, Neslihan abla bizde yok, nazar sende var. Hayır canım, canım, canlarım. Ben durduğum yerde video çekmezkenden esnemiyorum ki. Açtığım anda başlıyorum. Bu gerçekten böyle acayip bir şey. Evet, mücadelene devam edeceksin. Olumlama kartı ne çıktı? Ben size ne diyeyim? Yıldızcıklarım benim. Güzel yıldızlarım benim. Birinci desteği seçenler. Aşk meşki bırakın. Şan şöhret yıldızlaşmak. Yenilenen içsel temizlikle birlikte bazen acılara veda. Acılardan sonra gelen kurtuluş, iyileşmek için de öfke ve kini bırak. At. Benim karma temizliğimi size ödev veriyorum. Birinci fincancılar. Evet. Ve diyor ki, karmanı temizle. Planların umduğun gibi gerçekleşiyor. Olumlama geldi. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor ve işte ve aşkta yükselişe geçiyorum. Çok yakında yıldız gibi günler geliyor ve gerçek yıldızları koydum. Bakın, bu uzayın görüntüsüdür. Benim Neslihan Şirin kartlarındaki bir milyon cuk baloncuk yıldızcık, çok çok fazla tabii ki bu 1 milyondan. Ve efendim, hemen şöyle birazcık toparlayalım ki diğer destemize yer kalsın. Ofiste de çekmiyoruz artık, evdeyiz, biliyorsunuz bir müddet evdeyiz, onun için böyle küçük masamızda idare ediyoruz. Hadi bakalım, ama sizinle olmak her yerden çok güzel. Yine inşallah tabii ki ofisimize de gideceğiz. Bakın, güzel bir şey yolunda giderken, yolunda giderkene sanki böyle bıçak kesilmiş gibi bir şeyler kesilmiş. Bu hastalık olabilir. Araya tam, yani yollarına koydum dediğiniz anda devenin başı kocaman çıkmış ama gövdesi yok. Gövdesi, aa çok ilginç. Gövdesi ayağa kalkmış sanki bir insan şeklinde. Yani bu deve biliyorsunuz mal mülk demek, bir variyet demek ya da bir şans demek. Deve her zaman çok güzeldir fallarda. Bir taht görüyorum, Z harfi var. Çok aşırı nazar ya da farklı bir enerji. Ağırlık, öldürdünüz beni birinci fincancılar. Evet, burada kollarını kaldırmış, hani şöyle oley yapan bir insan görüyorum. Ve efendim, o kadar güzel ki kartal, güzel, güçlü, keskin bir haber, keskin gözler demektir. Yani şimdi burada, evet, çok ucu, o kadar her tarafı batırıyorum biliyorsunuz, ben böyle bakarken her yerimiz bizim kahve oluyor. Evet, bakış şeklimiz böyle. Baykuş. Baykuş bilge bir hayvandır. Bir kere kötü an, kesinlikle baykuşu ben kötü anlamda bir şey söylemiyorum. Baykuş iyi bir hayvandır. Ve burada tepeli bir kuş şeklinde çıkmış, güzel bir şansın size geleceğini gösteriyor. Bakın, bir de burada elinde sopası, hani böyle
yere kadar kaftan gibi bir şey giymiş şu tarafta bir insan var. O da size yardımcı olan sanki böyle bir danışman gibi bir şey. Yani bakın bu hayali olabilir ya da işte kafanızın içindeki olabilir. Yollarınız var 3-3 ama nereye gideceksiniz? Yollar kesilmiş. Yani diyorum ya bazı şeyler planlar böyle bıçak gibi kesilmiş. O yüzden bir soru işareti, bir rakamı çok az kalmış ama çok az kalmış bir rakamı acayip şekilde temiz çıkmış. Harf olarak da bakıyorum hani bir Z gördüm. Ah 7 ve 1 de görüyorum. Bakın 71 olabilir, 71 olabilir. Yani burada harika bir şekilde bir şeyler var. Pıtır pıtır da yağan paralar var. Hadi bakalım. Hadi bakalım bakıyoruz şimdi dilekler oluyor mu? Evet, çok güzel. Çok güzel. Gayet bakın döndü gitti. Döndü gitti. Hatta öyle hala okuyor. Gözyaşınız var. Bir şeye çok sevineceksiniz. Dediğim gibi oley yapacaksınız. Sanki ellerinizi havaya kaldıracaksınız. O kadar güzel çıkmış. Altı rakamı da var burada. S, R, Rize'nin R'si, M, U. Aman yani bir de H, Hatay'ın H'sı. Yani gerçekten burada çok insanlarla belki muhatap olduğunuz ya da olacağınız güzel müşterileriniz olabilir ya da işte dediğim gibi yalnız böyle çok sevineceksiniz. Yakın zamanda sevineceğiniz bir olay gelişecek olacak. Evet. Gayet güzel. Bir de L harfi hemen gözüme ilişti. Bir de anahtar. Anahtar. Ben kendi inanır mısınız? Kendi falımda kendi anahtarımı görmüştüm. Böyle bir şey olabilir mi? Yani görmüşüm. Videoda kendi seçtiğimi söylemişim. Hiç aklımda yokken onu ayrıyetten bir videoda anlatacağım. Böyle benim seçtiğim şeyde anahtar var demişim ve gerçekten elime bir anahtar aldım. Böyle çok sürpriz yani olmayacak bir şey, çözümsüz gibi görünen bir şey çözülüverdi ve en sonunda ben hangini seçtiğimi tabii söyleyeceğim. Daha henüz söylemeyeyim. Geldik ikinci fincancılara. Evet, gayet güzel. Sırayla şimdi alıyoruz. Paraolusunun yanında üzüntü bu nedir böyle? Sizde daha da çok nazarlar var ama şöyle siz artık alışın ya. Ben bu kahve falı bakarken çok esniyorum yani. Şimdi parayla ilgili aldatılmış olabilirsiniz sevgili ikinci fincancılar. Çünkü burada bakar mısınız para bekliyorsunuz ama beklediğiniz yerden para biraz zor gelecek gibi kurnaz bir kişilik var. Almış buradan malları veya da bir şeyleri kaçıyor. Siz de bekleye duruyorsunuz ama olumluya giden bekleyiş. Bu eninde sonunda hani belki de gelecek kılıç yedilisiyle para yedilisi çıkmış. İki tane yedili çıkmış ama yani çok özür dilerim. Para onlusu. Şimdi bu dersiniz ki çok güzel bir kart. Evet para onlusu, ailevi, güzel, mutluluk, para. Ama kılıç dokuzlusu sizin böyle bir üzüntü çektiğinizi, gece uykusuzlukları yaşadığınızı. Onu hiç kale almıyoruz çünkü onun yanında da yıldız çıktığı için yıldız gibi parlamayı kale alıyoruz. Para onlusunu kale alıyoruz. Yani burada ben şu an diyemem ki sizler çok üzülüyorsunuz. Gece uykusuzluklarınız var ama bir yanınız yıldız, bir yanınız para onlusu. Bir de kader çarkı çıktığı zaman sadece sabırsızsınız. Bir an önce olmasını istiyorsunuz ama bir an önce olmayabilir. Sabırlı olunuz diyorum. Gayet güzel bir şeyler olacak ama öyle bir kere de olmaz. Bak bu hayatın gayet güzel sürprizlerini gösteriyor. Bilge kişi oluyormuşsun. Ve efendim parayla ilgili aldatılmalara dikkat et. Paran da yakında gelecek. Yıldız kartı da ne iş yapıyorsan şan, şöhret demektir. Hadi bakalım. Sen çok güçlü bir çocuksun ve seviliyorsun evren tarafından ve kim olduğunu hatırla. Lütfen kim olduğunu hatırla. Yani şimdi sen burada kim olduğunu hatırlaman lazım. Neden gücünü kaybettin diyor sana. Güçlü olduğunu hatırlaman lazım. Hemen bakıyoruz. Evet, acele etme. Bakın önce ben söylüyorum sanki sonra kartlar çıkıyor. Burada hissettim. Ne dedim? Her şeyi çok acele istiyorsun galiba dedim. Acele etme kartı çıktı. Bak okuyalım şimdi hemen kartı.
Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel zamanlamada gerçekleşmekte zaten. Yani sen neyin acelecisini yapıyorsun? Kendine adamışsın, fedakarlık, adanmışlık. Hayır. Önce kendini düşüneceksin, sonra kendini bir başkasına adayabilirsin. Bazı gerçekleri de öğreneceksin ikinci desteciler. Evet, şimdi para çıktı. Aslında para kartı çok güzel bir karttır. Ama size biraz da paranın gerekli olduğunu anlatır. Şu anda paraya ihtiyaç var diyor. Parayla ilgili olumlama yap diyor. Hemen okuyalım bakın. Çok güzel bir kart. Başkasının parası geçici ve sıkıntılı. Bakın parada yalan söyleyebilirler dedim. Kazanmak için çalışmalısın. Yakın zamanda ihtiyacın olan para ve iş olanakları geliyor zaten. Para bana bolluk ve bereketiyle akıyor. Parayı seviyorum ve hayatımın her alanında onu kendime çekiyorum. Parayı seviyorum, onu kendime çekiyorum. Ay çok güzel bir olumlama. Dikkat ederseniz aşkla ilgili hiçbir şeyler çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü aşkla ilgili burada değil de siz daha çok parayı düşünüyorsunuz. Yıldız aşkta birleşmeyi gösterir ama onun yanında da kader çarkının çıkması yine aşkta biraz rölantidesin. Yani şu durum içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bu olabilir. Para olumlamanı yaptım. Lütfen para olumlamasını yapsana. Para gelecek. Birazcık gayret göstermen gerekli. Aşkta da zayıf düşmüşsün. Kim olduğunu hatırla dedi kartlar. Alın işte. Kartlar söylüyor. Kim olduğunu hatırla diyor. Fakat şu sana bolca düzenli bir paran akacağını ya da yakın zamanda bu gece uykusuzlukları, üzülmeleri lütfen bırakın. Yakın zamanda akışta olan para iş olabilir, aşk olabilir. Aşkta da mutluluk, parada da mutluluk. Bak hemen bir M harfi gördüm. Evet, gözyaşı içine doğru akmış vaziyette. Bir de belki de sizin bakacak olduğunuz birkaç kişi daha var yani yardımcı olmak istediğiniz. Fakat öncelikle tabii ki kendimizi düşünüyoruz. Ondan sonra biz sağlam olduktan sonra çevreye zaten faydalı şekle geliyoruz. Biraz T harfi çıkmış. T harfi çıkmış. Böyle bir ya, korunuyorsunuz ya, bir şemsiye gibi de bir şey var. Büyük hasır. Hasır olduğunu nereden gördün dersen Neslihan abla. Hani böyle altında güneşlenirsin. İnşallah güzel tatillere bile çıkacaksınız. İkinci fincancılar. Yani burada kanatlı bir meleksiz zaten dualar ediyorsunuz. İstekli bir şekilde dualarınız geliyor yerine. Bir kapı çık, bir fil görüyorum ya. Ya bir fil, çok büyük bir güç geliyor ama bu yani hemen bir haftada olacak bir şey değil. Bir güç dipte çünkü çıkmış yani dipte güzel bir filin geldiğini görüyorum. Fil biliyorsunuz karada yaşayan en kocaman hayvandır. Şimdi üç kişi böyle sanki toplantılar, gruplar, çok kalabalıklara girmeyiniz. Ya da işte aileden kişilerle birlikte biraz böyle hep endişe panik. Üç tane büyük kapı var. Bir de değil. Üç tane büyük kapınız açılacak. Hemen fincanın yanında bitti dendiği anda, sanki söndü dendiği anda. Ama sizin çareniz sizsiniz yani. Başkasının parası veya gücü değil. Sen güçlü olduğunu hatırla, kim olduğunu hatırla dedi sana evren. Yani sen zaten güçlüsün, kendin halledeceksin bazı şeyleri. Beklenti, evet çok beklentiler var burada. Bakalım dileğini tut bakalım, beklentilerin olacak mı? Şöyle bir dileği tutalım, yapalım. Evet. Bu kadar çok, o kadar çok kalın kalın düşüyor ki telveler, yani olmamasına imkan yok. Harika bir şekilde hem de olacak. Bakar mısınız ne kadar kuvvetli bir geliş yapacaksınız? Çok kuvvetli bir geliş yapacaksınız. Evet. Bu arada 3 rakamı görüyorum. 1-6 rakamı görüyorum. Y harfi var. Z, zenginlik diyelim. Hadi zenginlik gelsin efendim. Güzel bir çatı görüyorum yahu. Ev alma fikri ya da ev değiştirme olabilir ama hani şu zaman olmasa da böyle bir evle ilgili, evlilikle ilgili bir şeyler var. Bu arada E harfi, A harfi de fix oluyor.
Ay neyimize nazar değiyor desek de yani gerçekten bir nazarlar var. C harfi falan bile gözükmüş yani. 11 alt alta 2 tane 1 görüyorum. Bakın hiç merak etmeyin. Gayet güzel dilekleriniz oluşacak. Evle ilgili de sanki bir hayalleriniz var. Ayrı eve çıkmak olabilir. Hani bilmiyorum. Yani size birileri yardım edecek. Böyle bir olaylar var ki. Koskocaman bir sandık çıkmış sandık. Aa, sandık çok güzel bir şeydir. Bırakın yani sihirli güzel bir şeydir. Evet, ben o kocaman sandığın size hayırlı getirmesini, hayırlar getirmesini de diliyorum. İnşallah güzelliklerle birlikte paralar çil çil saçılsın herkese ve bana da. Şimdi ben birinci fincanı seçmiştim. Hep ikiyi seçerdim. Bu sefer biri seçmiştim ama ikisi de o kadar harika çıktı ki gerçekten inşallah oluşsun diyoruz. Hemen şimdi fincanları yıkacağım çabuk oluşsun diye. Hoşça kalın.